Bizim için çalıyor. Sahte ürünlerin sayısı sürekli artıyor ama alışveriş sırasında dikkat edeceğimiz birkaç kuralla cildimizi koruyabiliriz. Çok ucuz olunca kalitesi oluyor benim için. Kozmetik alışverişimi ayda yapıyorum yani, çoğu ürünüm bitiyor çünkü. Tüm kadınlar daha güzel görünmek için kullanıyor ama işin ucunda tamamen güzelliği kaybetmek de var. Yanlış ürün kullanımı sonrasında ciltte tahribat, kızarıklık, kaşıntıyla karakterize dermatit tablosuyla karşılaşıyoruz. Kişinin cildinde de belki kalıcı sorunlara da neden olabilir. Sivilcelenme yaptı. Uzun süre onunla hatta mücadele ettim yani. Özellikle biz kadınlar cilt bakımımız için nemlendiriciler, temizleyici ürünler kullanıyoruz. Hemen hemen her gün makyaj yapıyoruz. Fakat kozmetik alışverişi oldukça dikkatli yapılması gereken bir şey. Neden derseniz, yılın ilk 3 ayında yaptığı denetimlerde Sağlık Bakanlığı 186 üründen 100'den fazlasının güvensiz olduğunu tespit etti. Tehlike ortada fakat ürün seçimi konusunda kafalar karışık. Her tüketicinin satın alma kriterleri farklı. pH oranını, İçindeki nemlendirici oranına. Durmadan bir yorumlar yapılıyor. Durmadan yeni ürünler, zaman zaman rastgele alışveriş yaptığımız oluyor. Hayvan üzere yapılan testlere dikkat ediyorum. İçeriğine dikkat ederim, doğal olması. Uzmanlarınsa kozmetik alışverişinde en önemli uyarısı cilt tipine uygun olması ve ürünün içeriği. İçeriğinin uygun olmayışı maalesef sahte malzemelerle, hatta kanserojen olabilecek maddelerle ürünler üretilebilir. Mikroorganizmalar barındırabilir o ürün. Sağlam, kapalı bir kutu içerisinde olması gerekir. Son kullanma tarihi var olmalı, içeriği olmalı ve onaylanmış olmalı. Uzmanlara göre mümkünse eczaneler ve kozmetik marketler dışında ürün almamak, ambalajlara mutlaka dikkat etmek ve son kullanma tarihini kontrol etmek gerekiyor. Kesinlikle pazarlardan açık ürünler kullanılmamalı. İsim benzerliği yaratılarak aynı ürün taklit edilmeye çalışılıyor. Son kullanma tarihi bitmiş olan ürün daha çok internet üzerinden satışı yapılıyor. Bir de ürünlerin serin ortamda muhafaza edilmesi lazım. O tarz ürünlerin nerede depolandığı, nasıl muhafaza edildiği bilinmiyor. Hani sıcak bir ortamda bekletiliyorsa o ürünün bozulma ihtimali oldukça yüksek.